Hanım kahvaltıyı hazırla. Okul nasıl gidiyor? Okul. Yürüdü mü? Ha. Öğretmenlerinizi dinleyin. İşte 1981-82 yılında işte bu arkadaşın düğüne bizi götürdüler. İşte öğle yemeğiydi, öğle arasıydı. Herkes aynı sofrada oturup biz de bağın içine dedi, gidin burada size yemek gelecek. Getirdiler önümüze, yedik. Kablarımızı da aldılar, götürdüler. Dedi ya bu kabları çöpe atın. Niye? Bu kablar oraya girse bu kablar da haram olur. Nedenini sorduk. Bunlar çingene işte. Mırtıptı. Haramdır. Bazısı var. Hele de bunları yaptırmaya çalışıyor. Aslan şimdi babam işte bu mesleği yaptığı için bir kısmı ya işte bunlar davulcu, bunlar zurnacı, bunlar işleri olduğu zaman vay abi kurban, vay abi hayran. İşleri bittikten sonra yine aynı tas, aynı ama valla babam dedi hadi çıkalım. Biz de o zaman ufaktık, 8 tane bacım vardı, 5 tane de kardeşim vardı. Zorluklarla geldik işte, geldik burada Erdiş'te işte kasma bağında. Bir barakada 8 kişi kışın zemberi var. Felaket içinde yaşadık. Anam getiren sonunda kapı kapı babamdan habersiz babam gidiyordu. Kapı kapı gidiyordu. Ekmek alırdı getirirdi. Eteğin altında saklardı getirirdi bize. Zavallı bacılarım. Ne güzel yüzleri vardı. Hepsi de ufak yaşta. Kocaya verdik etti. Cüzurnacı. Adını bırakın. Bir çingene, mırtıp. Ya Allah kitabında mırtıp, çingene diye bir şey yok. Geldim işte şu anda onların kültürünü bunlara ben gösteriyorum işte halk eğitimde. Örf adetini unutan insanlara şimdi onların örf adetini bunlara gösteriyorum. Gemiyi kaçırdık. Onlar da gemiyi kaçırdı. Benim 3 tane kızım işte okula gönderdim. 2. sınıf, 3. sınıf çok da çalışkan bir öğrenciydiler dedi. Ya dedi baba dedi biz okula gitmiyoruz. Niye? Ağlayarak geldi dedi. Valla demişler davulcunun kızı, zurnacının kızı, çingenesiz. Dedim bak kızım ağlıyorsun davulcu, zurnacı dedim bunlar bu işi yapamazlar dedim. Biz müzisyen insanlarız. Bizim adetimiz, örfümüz, dedemizde biz bunu gördük. Bunu çaldı. Çaketimi ver.
bir türlü onları ikna edemedim. Vallahi biz daha gitmiyoruz okula dedim. Gitmezseniz gitmeyin işte. Ben işte 1973'ten beri ben bu memlekette çok güzel benim bacılarım vardı. Öyle bir gözleri vardı. Türkiye'nin şurayı gibi. Bizden de bir kız verdiler, de bizden bir kız aldılar, bizi öteleştirdiler. Şimdi de aynı öyle. Yani öteleştirdiler. Bir türlü ne bizden kız aldılar, ne bize kız verdiler. İşte benim zoruma da giden bu. 76 yılından beri ben işte buraya, ben 76 yılından beri ben buraya hizmet verdim. Buranın kültürü olsun, festivali olsun, geceleri olsun, yani törenleri olsun. Yani Atakan abiyle, Mehmet Bilbil'le, Yaşar Turan'la, Celal Yarıcı'yla, yani buradaki nekata o zaman Poyrazoğlu. Yani biz buradaki nekata kültür, halk eğitimler, hani diyelim ki buranın örf adetini ben şu anda onlara geri dönüş yaptırıyorum. Yıllardır ben işte emek verdim. Onların festivalleri olsun, geceleri olsun. Davulu da çaldık, zurnayı da çaldık, meyi de çaldık. Türkiye'de söyledik. Her yerlerinde. Ama maalesef yaptığımız şeyin de emeğin de karşılığını alamadık. Bizi çok aşağıladılar. Yok işte bunu çalmayın. Size yakışmıyor. Bu kötü bir meslektir. İşte size çingene diyorlar. Kendinizi unutturun. Yani ben bunu hayatta unutamam. Benim mesleğimdir. Ben bunu daha iyisini, daha inatla daha üstüne getirdim. Daha iyisini çaldım. Daha güzelleştirdim ama şu anda Allah'a şükürler olsun. Yine de onlar şimdi bana muhtaç oluyorlar. Ben yine de onları hiç kötüleştirmiyorum. Karşılıksız yapıyorum öyle. Düğünlerine de olsun giderim. Halk eğitimde de olsun giderim. Yani ben onları kötüleştirmedim. Onlar beni çok sevdi. Yani benim yerimde kim olsaydı bunu bırakırdı. Kızlarım onların o şeyin yüzünde, zorların üstünde okula gidemediler. Benim oğullarım aynı öyle. Benim torunlarım da şimdi okuyorlar. Bazı öğretmenler diyor ya diyor, çocuklar bunlara ne diyecek, bunlar hiç aldırmıyor. Dedim ben söyledim söylemişim. Herkes müzisyen olamaz ama Cumhurbaşkanı olur, müzisyen olamaz. Ben o çocuğu da aşırı attırdım yani. Heveslidirler, kötü olacaklar. Bazı şeyi anlatıyorum, o da mesle dedeler çalma bunu da, bunda hayır yok. Dedi sen ne yapıyorsun? Deden kanına işlemiş. Yarın diye.